gerçekten çok bayılırım yani. Hadi at yeter, getir. At at at. Çok sağ olun Seda Hanım. İyi tamam, öğrendim. O zaman gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi kavur onu. Hadi kolay gelsin. Çabuk bak, zaman gidiyor. Hadi. Arkadaşlarım. Buyurun, hoş geldiniz. Arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bayılıyorum sizinle muhabbet etmeye. Sizin de gelip bize sadece sorusu bekliyoruz. Ne oldu, bütün şalları topladınız, bana ne kaldı? Yasemin. Yasemin'in şalı. Yasemin. Kulakları çınlasın bacım. Güzel örmüş ama. Ellerine sağlık. Ördü de kadına gitmişler, bu rengi almışlar. Kadıncağız ne yapsın? Bu niye bu renk dedim de. Bunu da Tuncay Hanım, kayınvalide Tuncay Hanım ördü yolladı. Selamlar olsun ona da. Buradan giden hiçbir kayınvalideleri unutmuyorum. Hepsini çok seviyorum. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi seviyoruz. Çünkü bu bir yarışma, alışıyorum. Evet. Siz gidince gerçekten ben üzülüyorum. Alışıyorum ya. İnsan evine gidince de düşünüyor değil mi? Evet ya. Onun için gitmeyin. Sorunuz geliyor hanımlar. Neriman dinliyor mu? Neriman sen bugün böyle pek bir hoşsun. Hanım hanım duruyorum. Çok... Hanım hanım değil, böyle bir şıksın. Çok artistsin. Kendim diktim. Kendin mi diktin? Yemin et. Vallahi kendim. Bak bakayım ayağa. Demin de baktım. Vallahi eline sağlık. Kız elinden her şey geliyor Neriman. Evet. Vallahi. Kalıp çıkarıyor musun? Bir 38 bedenim olsa kalıbınız size ne şey abiyeler dikip getireceğim. İçimden geliyor böyle. Ay hala 38 o kalıbınız bedenim, yok. Kendimi yırtacağım. 38 beden çok güzel. Bana bu kalıp dik de getir. Hemen. Kız sen 38 beden misin? Sizi sizin için. Ha ben. Sizin, sen kaçsın? Evet. 39. Ben şimdi 44'e düştüm. 34'e düştüm. 39. Ayakkabı numarası gibi oldu Seda Hanım. Vallahi ayakkabı numarası gibi. Aynen. Sorunuz geliyor hanımlar. Oğlunuz işten kovuldu. Oğlunuz işten kovuldu. Bir anda çiftlik yapmaya karar verdi. Neyi var neyi yok satıp taşrada içinde sobalı şöyle birkaç dönüm güzel bir arazi aldı. Gelininize dedi ki, gelininizin haberi yok ama artık burada yaşayacağız dedi. Hmm. Esra ne yapar? Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Fadiye'nin olduğu yer neresi olursa olsun Esra yaşamak ister diye düşünüyorum. Bir şey yapmaz, mutlu olur. Zaten çocuk sıkıntıya girmiş. Güzel de mesela bir çiftlik alıp da onun içerisinde bir evin olması, sobalı evin olması. Ben kendim çok seviyorum. O da güzel düşünür diye düşünüyorum. Hmm. Peki Sevdacığım ne yapar Ece? Ece Batuhan'a çok aşık. Batuhan da Ece'ye çok aşık. Birbirlerine çok aşıklar. Bir çözüm bulacaklar, bir çıkış bulacaklar diye düşünüyorum ama Ece önce çok tepki verir. Çünkü Ece soba yakacak, çiftlik hayatı yaşayacak. Soba yakmak kolay mı ayol? Ya sobalı değil. Ev. Değil. Ece bunu yapamaz. Ben yaparım mesela. Benim yazlığımda bile guzine sobam var. Ekmek pişiriyorum içinde. Patates, kestane. Patates atıyorum. Patatesleri atıyorum. Üstünde çay demliyorum annem böyle. Annem yapardı denize bize. Denize karşı. Sobalı evde büyüdük çok biz. Güzel. Denizin kenarındaki camımda oturduğumda böyle oradan ılık ılık bana çay kokusu geliyor. Ben çok hoşuma gidiyor. Ama herkes yapamaz. Ece de yapmaz yapamaz. Sorun yaşarlar. Ama birbirlerinden kopmazlar, bir çözüm bulurlar. Ama Ece çok tepki verir. Neden bu kararı bensiz verdin, sattın, savdın, ettin, benim haberim olmadı diye Ece ortalıkları yıkar. Çünkü Ece öyle bir hayatı yaşayamaz. Yaşayamaz. Peki. Nerimanım, Ayten ne yapar? Ayten daha böyle sosyal, faal insanların içinde oturmayı sever. Çünkü kendisini tanıyorum. Öyle bir yere gitmez. Hani eşi her yeri satıp da oradan bir çiftlik alıyor, içinde oturuyor. Alsın yani, ben hani alsın olsun. Evet. Ama Ayten oturmaz orada. Orada yaşamak. Ne yapar ne yapar. Onun yine gönlünü alır. Yani ortasını bulur. Soba yakıp inek sağıp tavukları. Yapamaz. Yumurtaları alsın böyle toplasın Ayten. Aslında çok güzel bir şey de Ayten yapmaz onu. Yapamaz yani. Ayten'i düşünemiyorum inek sağarken. Yani. O Emrullah'ın burnundan getirir anasından emdiği sütü. Hayır inek. İnek ne olur? Ha, inek onu teper yani sağ. Bir bakmışsınız inek kaçıyor. Ayten kovalıyor. Ayten kaçıyor. İnek onu kovalıyor. İnek teper onu dedi. Katır teper der gibi. Hayır, inek de sinirlendiği zaman insanları kovalıyor. Ayten'i kovalayabilir. Öyle mi bilmiyorum. Çok evet.
Kovalar mı? Yani Niksar Ovası'nda benim beyin çiftliği var. Orada ha. inekleri falan vardı böyle. Ha. Hatırlıyorum öküz beni kovalamıştı. Karnımın evine zor kaçtım. Hadi kapıya kadar geldi. Öküz kovalamıştı. Öküz kovalamıştı. Yemin et. Vallahi ay ben... nasıl kaçtım ben korkardım. Korktum ilk defa yani. Nasıl öyle bir koşuşu var ki gözleri bana dikmişti böyle. Ay. Ay. Köyde kazlar da kovalıyor insanı biliyor musun? Evet, kazlı çok kovalar. Evet. Ay hiç hayatımda ben böyle bir şey yaşamadım. Hı-hı. Bana şeyin başında, çeşmenin başında yaptı yılan gibi. Yılan bir kanatla böyle çöp. Kaz. Çok kötü kovalıyorlar. Ay bunları kovalamayan kalmamış. Önüne gelen kovalamış. Önüne gelen kaz kovalamış. Seda ne yapar? Soba yakacak, inek sağacak, tavuklar. Hmm. Böyle bir oh, çiftlik hayatı. Ay, taşrada tam soba. Tam benim hayalim. Seda'nın hayali mi? Onun hayali olacağını zannetmiyorum. Ama eğer ki oğlum da böyle bir sıkıştıysa, malını sattıysa, buna karar verdiyse ki Seda'ya sorması gerekirdi. Onun da ters tepki vereceğini bildiği için sormadan yapmış olarak kabul ediyorum. Ben gider onların sobalarını da yakarım. Ben seviyorum. Ay seni çağıran kim? Ay sen ne işin ama, var? Ama soba yakmak için illa beni çağıracaklar. Gideyim sobayı ben yakayım diyor. Sana ne ayol? Benim çok istediğim bir hayat şekli de o yüzden. Ay, al kocanı git yaşa. Denize aynen. nazır oturuyorsun ya. Evet. Aynen. Sat evini. Bir tane yok, oradan al. Yok satmam evim. Evimi seviyorum. Yani evet. evim de dursun o da benim hepsi olsun. Hepsi dursun evet. Onlar da böyle bir yere giderse Seda hoşlanmasa bile ben gider orada yaşarım. Seni aynen. çağıran yok. Seni çağıran yok. Olsun oğlum çağırır beni. Anne gel sobayı yakamıyoruz der. Abi ben gelinim çağırmazsa gitmem. Oğlumun çağırmasıyla gitmem. Vallahi giderim. Aa gelinim arayacak beni. Giderim. Kız bakma tabii öyle ama olmaz. Ama oğlum böyle... Annem geliyor dedi mi olay bitmiştir. Seda istediği kadar konuşsun. Oğlum da öyle vurup da annem geliyor demesin. Gelinim arayacak. Gönülden isteyecek. Ya Seda arar beni ya. Benim kayınvalidem arar. Gelir misin? Ya Seda çok çağırır. Çok özledim seni diyecek. Evet çağırır. O ne öyle? Ay ne güzel sohbet ettik değil mi? Gitmeseydin. Ben nasıl kayın olacağım acaba Sevda? Siz mükemmel sen kayınvalidem. Sen oğlak kadınısın benim gibi. Sen oğlak mısın? Ay sen ondan böylesin. Biz oğlaklar. Neriman senin burcun ne? Ben oğlakla kova arasındayım. Annem kovayı... Hangisi? Oğlakla kova ne hala? Arası ne demek şimdi kız? Oğlaktan sonra... Doğalı. Oturun Allah aşkına oturun. Kurban olayım. Ne olursun. Kurban olayım benim. Şeylerimle oynuyor. Allah kova içine girmiş oğlak. Oğlakla benim... kova arası ne? Annem diyor ki seni şeyde Şubat'ta doğurdum ama Ocak'ta olabilir. Annem patates zamanı mı karpuz zamanı mı? Ama kışın, kışın Ocak, ya Ocak ya Şubat diyor. Tam kara kıştı diyor. Koç da olabilirsin. Koç Nisan. Hüviyetimde dördüncü ay yazıyor. Hüviyetimde dördüncü ay. Hüviyetimde koç yazıyor. Ama annem Şubat kovasın. Hem koç hem kova. Başka. Evet yani şeyimde ben bunun için Süleymaniye Hastanesi'ne gittim. Tam kayıtlara gittim bir de bana demesinler mi ya birisi geldi işte aldı götürdü bütün evraklar yok. Hakikaten gazetelerde televizyonlarda çıktı. Götüre götür. Evet. Bunun evrakları götürürse. Şey boşaltmışlar eski böyle hani defterleri. Arşivleri. Kamyona koymuşlar yok. Nereye gitti belirsiz. Halbuki siz öyle matbaacısınız, bir... evrakçısınız her şeyi bulurdunuz hani. Ama 55 senesinde doğmuşum ben yani gittiğimde 30-50 sene sonra onlar yok olmuş oradan. Benden öncekiler de yani o kayıtlar silinmiş. Aa kayıtlardan hemen yeni çıkartsaydın kabul etmiyorum bu kaydı de. Hayır. Daha küçük yazın de. Annem Şubat dediği için acaba gerçek mi değil mi diye hastaneye gittim. Ay bunu ayrıca konuşalım. Konuşalım bunu. Kızlar bu hafta puanlarımı biliyorsunuz. Allah nasip ederse bilezikleri ben alacağım. Eşim de söz verdi beni Bahamalara tatile götürecek. Bahamalara. Gitseydiniz git de gelme. Beş tane bilezikli mi Bahamalara gideceğim? Sana bırakayım değil mi meydanı? Seda atıyorsun bari destekli at. Hepi topu 50 bin dolar tutuyor. Ama sen kendi ağzına söyledin bileziklerince bozdurucum diye Bahamalara giderim. Götürecek. Balayına gidemedik o yüzden götürecek hayat. Seda. Efendim? Senin herhalde matematiğin iyi değil. 400 bin lira ediyor. Evet. Yani sen 400 bin lirayı tatile mi harcıyorsun? Hani sen çocuğun için birikim yapıyordun? Ben çocuğum için birikim mi yaptım da sen her yere harcarken sorun yok. Benim eşim bana yıllar öncesinden benim hayalim olduğu için söz vermişti. Ve pandemiden dolayı düğünden sonra balayına gidememiştik.
hayatım sana feda olsun dedi. Gidiyoruz. Mardin'e gidemez o beş bilezikle. Feda ben... Bak diyorum ki beş bileziğe benim ihtiyacım yok. Kendi ağzına söyledin daha demin. Onları... Beş bileziğe...